Ali Kara Hasanoğlu. Faizi 24'ten 8'e indiren başkan gelince de gidince de itiraz. Kim ne yorum yaparsa yapsın. Kim vefasızlığı kendisine yakıştırırsa yakıştırsın. Kim günü birlik değişmelere göre konum belirleyip farklı açıklamalara imza atarsa atsın. Ben hakkı teslim etmek zorundayım. Çünkü bizim farklılığımız yanar döner olmamaktır. Dün başka, bugün başka konuşmamaktır. Dün dündür, bugün bugündür dememektir. Dün söylediğimizi bugün inkar etmemektir. Dün ne demiştik ki bugün de ona devam edelim. Dün Merkez Bankası Murat Çetinkaya faiz oranlarını indirilmesi konusunda isteksiz davrandığı için görevden alındı. Bu doğrudur. Yerine getirilen Murat Uysal, 8 ay içinde kademeli olarak faiz oranlarını %24'ten %8.25'e indirdi. Bu bir başarıdır. Murat Uysal ve onun arkasındaki siyasi irade, faiz sebep değil sonuçtur diyenlere kapak olacak cevabı vermiştir dedik. Bugün de Murat Uysal'ın 2019 sonunda gelip 2020 Mayıs'ında faizi %25'e indirmesindeki başarısını tebrik edip Son aylarda uygulamada siyasi irade ile Merkez Bankası arasındaki farklı düşünmenin getirdiği görev değişikliğini de herkesin saygıyla karşılaması gerektiğini belirtelim. Yok öyle. Murat Çetinkaya görevden alınıp Murat Uysal göreve getirildiğinde Merkez Bankası bağımsız olmalı. Sadece bağımsızlığının tehlikeye düşmesi bile bize büyük faturalara sebep olur açıklaması yapıp Sonrasında o bahsedilen büyük faturalarla ilgili tek olumsuzluk yaşanmadığı halde özür dileriz. Biz Merkez Bankası Başkanı değiştirildiğinde sadece bu değişikliğin şekli bile faizi %3-4 yükseltir dediğimiz halde bu gerçekleşmedi. Tam aksine yeni başkan faizi kademeli olarak kısa sürede %16 aşağıya çekti diyemeyenler gibi çelişki üzerine çelişki imza atanlardan olmamamız gerekir. Ali Babacan gibi daha üç gün önce çocuk bile daha iyi yönetir dedikten sonra o hedef anlanlardan birisi görevden el çektirilince gece yarısı bir operasyonla Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Bütün bu problemi tek bir bürokrata yıkmak istiyorlar. Ne Cumhurbaşkanı ne de ekonomi yönetimi talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan çöküşün sorumluluğundan kurtulamaz derseniz insanları kahkahalarla güldürürsünüz. Öyle ki bu son açıklamanızın içinde bile bir yandan denilenleri harfiyen uygulayan bürokrat tanımlamasını yapıp sonrasında da görevden alınmayı eleştirirseniz insanın zekasıyla alay etmiş olursunuz. Her denileni harfiyen yapıyor idiyse Murat Uysal niye görevden alınsın ki? Siz de anladınız konuyu şu makama bu makama erken yaşta oturtuldukları sonrasında da daha farklı makamlara getirilmedikleri için sırf gıcıklık olsun diye hem Merkez Bankası Başkanı'nın hiçbir önemi yok. Bütün kararlar Cumhurbaşkanı tarafından emrediliyor dersiniz hem de o tek sorumlu gösterdiğiniz Cumhurbaşkanı önemsiz dediğiniz Merkez Bankası başkanlığı görevden alınca bu kabul edilemez dersiniz. Bu çelişkiler bir yana bir de çok bilmiş profesörlerimiz var. Onlardan bir tanesi de Özgür Demirtaş. Daha düne kadar üretimin yok, ihracatın yetersiz, fabrikan az, döviz fiyatlarının yükselmesine niye şaşırıyorsun? Faizin yükselmesine, enflasyonun yükselmesine niye şaşırıyorsun? diye algı oluşturuyordu. Batılı ülkelerin Türkiye üzerinden operasyonu falan yok kardeşim. Bizim ekonomik durumumuz bunu gerektiriyor, bu oluyor diyordu o günlerde soruyorduk. Dövizin fiyatının artmasının tek sebebi üretimin olmaması ise 5.50 TL'lerden bir gecede 7.10'a kadar yükselen dolar nasıl olmuştu da birkaç gün sonra tekrar eski seviyesine inmişti. Dolar yükselince ekonomimizin durgunluğu, üretimimizin azlığı etkin ise doların düşmesi aşamasında bir gün içinde ekonomimiz nasıl zirve yapmıştı? Bir günde üretim patlaması mı yaşamıştık? Eğer bu apaçık bir operasyon değilse bir günde dolar nasıl tekrar eski seviyesine inmişti? Tabii verebilecekleri cevap olmadığı için onlar ezberlediklerini tekrarlıyor. Sorularımıza cevap vermiyorlardı. O Özgür Demirtaş dün yine kafayı çıkarmış demiş ki: Merkez Bankası Başkanı kim olursa olsun yapılması gereken şey 1. sert doğrudan faiz artırımı. 2 faiz enflasyonun nedenidir söyleminin bırakılması 3 başkanın bağımsız olması Sondan başlayalım. Merkez Bankası Başkanı bağımsız olunca Özgür Bey'in eski açıklamalarını da dikkate alarak söyleyelim. Üretimimiz az kardeşim. Fabrikalarımız yeterince üretmiyor. Tabii ki döviz yükselir açıklamalarını hatırlatalım. Soralım Merkez Bankası Başkanı bağımsız olunca kendi kendine fabrika sayımız mı artıyor? üretimimiz kendi kendisine zirve mi yapıyor? Öyle ya, düne kadar üretimimiz az, onun için döviz yükseliyor diyenler, şimdi aslında sorunun üretim azlığı olmadığını kabul ederek değişik noktaları önümüze koyuyorlar. Özgür Bey'in ikinci maddesi doğru mu? Ne mümkün? Faizin enflasyonun nedeni olduğu son bir yıl içinde ispatlanmadı mı? Özgür Bey'in takımı faizi indirerek enflasyonu indiremezsiniz derken faizleri %24'ten %8.25'e kadar indirdik mi indirdik. Bu sayede enflasyon da %11'lere kadar indi mi indi. O zaman Özgür Bey eski amam eski tas o söylemine niye devam ediyor? Ve bununla direkt bağlantılı sert faiz artışı talebi. Faiz artırınca üretim artar mı azalır mı? Paradan para kazanma kolaylaşır ve yüksek olursa insanlar üretime mi kayar, parayı bankaya yatırıp faiz almaya mı? Bunu bile düşünemeyen Özgür Bey şöyle bitirmiş değerlendirmesini. Bunlar olursa kısa vadeli yaraları sararız. Uzun vadeli iyileşme içinse yapısal reform şart. Hah işte, geldin mi dövizin yükselmesinin sebebinin operasyon olduğu gerçeğine. Ne diyorsun? Kısa vadeli yaraları sararız diyemiyorsun ama demiş oluyorsun. Son günlerdeki döviz yükselişinin sebebi bizim ekonomik durumumuzun berbat olması değil. Bir iki atakla onları tamir ederiz. Aramızdaki ihtilaf şurada. Bir iki ataktan kasıt ne? Biz biraz sabır, dik duruşun devamı diyoruz. Onlar faizi yükselt diyorlar. Ali Karahasanoğlu Mehmet Barlas Kennedy cinayetiyle Amerikan siyasetinin şifrelerini çözmeye başlamıştık. Galiba daha fazla bilinçlenmemiştik. Hatta toplumu bilinçlendirmek, dolmayı pirinçlendirmeye benzemez benzeri cümleler dolaşıyordu ağızlarımızda. Derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy'nin öldürüldüğü haberi geldi. Bir süre sonra da başkan adayı olan kardeşi Robert Kennedy öldürüldü. Başkan Kennedy'nin dul eşi Jacqueline Kennedy, Yunanlı milyarder armatör Onan ile evlenince de Amerikan siyasetinin ilişkin bilinçlenmemiz neredeyse tamamlandı. Cinayetler. Ama hala Türk siyasetinin şifrelerini çözememiştik. Sistemimiz Amerika'daki gibi demokrasiydi. Fakat bizde cumhurbaşkanları öldürülmüyordu. Bazen başbakanlar ve bakanlar öldürülüyordu. Daha doğrusu idam ediliyorlardı. Yani bizim sistemin Amerikan sistemine benzeyen yanları vardı ama Amerika'da askerler darbe yapmıyorlardı. Askerler sadece Amerika'nın dış siyasetine yön veriyorlardı ve başka ülkelerde darbe yaptırıyorlardı. Sistem seçimi. Aradan geçen yıllardan sonra biz de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini seçerek Amerika'ya biraz benzedik. Ama bu defada seçimlerin güvenliği konusunda farklarımız ortaya çıkmaya başladı. Mesela son başkan seçiminde Biden'a oy verenler arasında yıllar önce vefat etmiş seçmenler de varmış. Bizde ise oy vermek için yaşamak şarttır. Bu arada galiba yeni sıfatı eski başkan olan Donald Trump'ın mahkeme kapılarında adaleti yani sağlıklı seçim sonucunu araması da bizdeki seçim sonrasına pek benzemiyor. Bilinç eksikliği. Neticede dolmayı pirinçlendiremesek de toplumu bilinçlendirebildik. Bir eksiğimiz bu bilinci ana muhalefeti yönetenlere de aktarabilmektir. Bunu da başardığımız anda Amerikan demokrasisi gözümüzde iyice zavallılaşacaktır. Mehmet Barlas